be. فَمِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. Genç olanlar, genç kalanlar ve gençleri yetiştirenler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. İşçi, köylüyü, memuru, esnafı, kenti, kasabayı dolaştık. Diğer yer gençlerle bir araya geldik. Bugün de Ankara'daki genç kardeşlerimizle bir araya gelme nasip oldu. Rabbime hamdolsun. Böyle güzel bir havada, bir bahar gecesi, güzel bir esinti, güzel de bir manevi hava, elhamdülillah. Genç bir kardeşimizin tilavetiyle programı başladı. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Şehadet bize bayramdır, şehadet bize bayramdır. Kimi mevsim hazan olur, dinmez yara çıban olur. Bu derde şehadet derman olur. Mamos'ta bir şehit kurban olur. Bu derde şehadet derman olur. Mamos'ta bir şehit kurban olur. Hüdapar'ın gençlik kolları ve gençlikten sorumlu genel başkan yardımcılığımızın tertiplediği Mayıs ayı boyunca Türkiye'nin her tarafında tertiplediği bahar şenlikleri programları var. Bugün de Ankara ayağı vardı. Buradaki programı bize de davet ettiler, geldik. Gençlerimizle bir araya geldik, sorularını cevaplandırdık. Sorunlarını dinledik. İnşallah bu tür programlar hayırlara vesile olur ve Türkiye'nin dört bir tarafında gençliğin uyanışına vesile olur diye bir temennimiz var. Daha önce de söyledik, gençliği tehlikede olan bir milletin geleceği karanlıktır. İnşallah biz gençlerimizi bu tehlikelere karşı uyarıp şuurlu bir gençlik yetişmesi, gençlerimizin uyanık olması, tehlikeler karşısında tehlikelerin farkında olan, onlara karşı tedbirini alan ve inşallah diğer gençleri de bu tehlikelere karşı koruyan bir gençlik yetiştirme azmindeyiz. Bu çalışmalarımız inşallah devam edecek. Toplumun her katmanına ilişkin çalışmalar var ama özellikle gençlere yönelik çalışmaların mutlaka çok büyük bir titizlikle ve çok büyük bir ciddiyetle yapılması gerektiğini inanıyoruz. Herkesin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Yani özellikle memleketin eğitim politikaları, gençlik politikaları ve biraz da ekonomiye dair merak ettikleri vardı, soruları vardı. Bir de son dönemde biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur, mülteciler üzerinden ya da sığınmacılar ya da bizim kendi tabirimizle de söyleyelim, muhacirler üzerinden
bir ırkçılık, bir yabancı düşmanlığı dalgası oluşturulmak isteniyor. Buna ilişkin de soruları vardı. Gençlerimizin memleketin meseleleriyle genel anlamda olan ilgilerini görmek bizi memnun etti. Yaklaşık 10 aydır memleketin her tarafını dolaşıyoruz. Hemen her tarafta o işin içinde olan insanların sorduğu sorulardan belki daha oturaklı ve daha kapsamlı sorularla karşılaştık. Bu bizi memnun etti, sevindirdi. Gençlerimiz memleketle ilgilidir. Gençlerimiz memleketin sorunlarıyla ilgilidir. Gençlerimiz sorunlarının farkındadır. Bizim müdavpar olarak çözüm önerilerimize yönelik sorular sordular. Biz de zaman el verdiği ölçüde kısa da olsa bu sorulara cevap vermeye çalıştık. İnşallah dediğim gibi bu programlar hayırlara vesile olacak.